Teşekkür ederim. Arkadaşlar, herkes yerini aldıysa, Türk kahvesi yapıldıysa video başlasın. Şaka şaka, bu bir Yağmur Çevik videosu değildir. Bu bir Sevda Ertuğ videosudur. Mustafa Cemil'de Türk kahvesi yaptı şu anda. Ay, birazcık da parfüm yapmak istiyorum ki kendime. Ay, o iyi olsun. Konuşabilirim. Ay, çok heyecanlı. Evet arkadaşlar, başlıktan da anlamayacağınız üzere ben normalde bana dayatılan okumanız gereken 50 kitap, işte izlemeniz gereken 10 film gibi listelerden hiç hoşlanmam. Benim ihtiyacım olan, benim okumam gereken, izlemem gereken, gitmem gereken, görmem gereken bir şeyin bana doğru zamanda kendinin geleceğine inanırım. Bu yüzden bu listelere çok fazla önem vermem. Hiçbirinden referans alarak da kitap listeleri ya da film listeleri arasında boğmamaya çalışırım. Ama tabii ki bazı şeylerin geliş yöntemini seçemiyorsunuz. Bazen arkadaş tavsiyesi oluyor. Bazen bir yerde duymuş oluyorsunuz. O sizi buluyor ama nasıl bulduğunu da bilmiyorsunuz. Tabii ki o listelerden de faydalanabilir bazıları. Hayatımın doğal akışında benim karşıma çıkan ve benim hayatımda çok büyük öneme sahip kitaplardan bahsedeceğim size. Umarım sizlere de faydası olur. Birinci kitaptan başlayalım. Aslında şöyle, bu listelemeyi ben okuduğum sıraya göre vereceğim arkadaşlar. Yazarlara göre de gruplandırmadım arkadaşlar. Ben sadece okuduğum sıraya göre sizinle paylaşacağım. İlk kitabımız Alışkanlıkların Gücü. Nasıl rastladım bu kitaba? Ondan bahsetmek istiyorum. Selvaların bulmuş olduğu bir koca adayıyla görüşmeye gitmişti. Kendisi bu kitaptan bahsetmişti. Yıllar önce, yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Daha çocuktum belki de. Bu kitaptan bahsetmişti. Bunun içerisindeki bir çocuk irade... Çocuk yerini yapacaklardı beni. Bu kitabın içerisindeki bir irade testinden bahsetmişti. Benim de zaten uzun yıllar boyunca kiloyla alakalı, iradeyle alakalı çok büyük problemlerim olduğunu düşündüğüm için irade benim inanılmaz ilgimi çekmişti. Alışkanlıkların da hayatımızda çok önemli yeri olduğunu bildiğim için ve o farkındalığımı artırmak için bu kitabı almak istedim. Ama bir arkadaşımda gördüm. Belki de o görüşmenin üzerinden bir yıl, iki yıl geçmişti. Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşımda görmüştüm. Okumak istemiştim. Gerçekten okuduğuma çok çok memnun olduğum bir kitap. Yani hayatımızda yaptığımız bir sürü alışkanlığın sebebini bilmiyoruz. Bunları fark etmiyoruz bile. Sabah kalktığımızda yatağımızı toplamamız, işte dişimizi fırçalamamız. Bazı şeyler alışkanlıktır. Bazı şeyler farkında olarak yapılan şeyler, bilinçli yapılan şeylerdir. Bu alışkanlıklar artık bir yerde bizim rutinimiz haline geliyor. Bunları değiştirmek bazen zor oluyor, bazen de bağımlılık haline gelebilecek boyutlar oluyor. Bu kitapta aslında bunların birazcık farkındalığına erişiyorsunuz. Bu alışkanlıkları değiştirme, hangisi senin alışkanlığın, hangi alışkanlığı neden yapıyorsun, bu alışkanlıkları değiştirmenin yöntemleri ne? Aynı zamanda çok fazla içinde hikayeler var. Yani zaten hikayelerden oluşan bir kitap. Febreze'nin bu oda kokusu, Febreze'nin neden bu kadar başarılı bir satış stratejisinin olduğu ama öncesinde aslında hiç de öyle bir başarılarının olmayışı. Ardından bu Walmart alışveriş merkezlerindeki satış stratejileri, şarkıların, en çok dinlenilen şarkının Hey Ya şarkısı. Bu şarkının dünyada neden en çok sevilen şarkı olması başarısını, sebeplerini anlatıyor. O yüzden hiç sizi sıkmayacak. Gerçekten dili çok güzel, hikayeler çok güzel. Aynı zamanda spiritüel de bir yönü olduğunu düşünüyorum. Yani diğer göstereceğim kitapların çoğu daha derin spiritüellikten bahsederken bunu da değiniyor olması aslında hepsinin bir arada güzel bir kombinasyon sağladığını gösteriyor. Neden kilo aldığımız ya da neden sigara içtiğimiz ya da neden zararlı alışkanlıklarımızın olduğuna dair aslında farkındalığı çok arttıran bir kitap. İçindeki hikayelerle de bunu çok destekliyor. Ama gerçekten çok beğeneceğinize inandığım bir kitap. Kesinlikle bu sıralamada birinci kitap olarak okumuştum. Size de yine bu şekilde tavsiye edebilirim. Bu alana giriş yapmak için bence güzel bir seçim. Evet, kahvemden bir yudum alıyorum. Şimdi ikinci kitaba geçiyorum arkadaşlar. İkinci kitapta benim şeyhim dediğim, üstazım dediğim Eckhart Tolle abimizden Var Olmanın Gücü. Arkadaşlar, bu kitap aslında Eckhart Tolle'nin birinci kitabı değil. Birinci kitabı Şimdinin Gücü. Ancak dediğim gibi ben bu sıralamayla okuduğum için ve size de bu sıralamayla okumanızı tavsiye ettiğim için Eckhart Tolle'nin birinci kitabı olarak size bunu sunuyorum. Var Olmanın Gücü aslında bizim kim olduğumuz, egomuzla yaptığımız mevcut benliğimizi keşfetmemizi sağlıyor aslında. Yani gerçekten bir sevde var ama bu
üst kimlikler sayesinde ya da egomuzun hoşlandığı biçimde bunu evriltiyoruz baktığınız zaman ve gerçek sevdenin karakterini gösteremiyorum. Çünkü egom ağır basıyor bazı şeyleri bazı zamanlarda. Kendim olmaktan uzaklaşıp egomun konuştuğu bir birey haline geliyorum. Ben bu kitabı okuduğum zaman demiştim ki ben yürüyen ego olmuşum arkadaşlar. Yani verdiğim her tepkide, yaptığım her alışverişte, yediğim her yemekte, gösterdiğim her şeyde aslında ben egomun bir ürünü haline geldiğimi fark ettim. Farkındalığı inanılmaz arttıran bir kitap bu konuda, ego konusunda. Sadece kendimize değil, aynı zamanda karşımızdakini de çok iyi anlamamıza sebep oluyor. Aslında bu kitapları okuduğumuz zaman kendi benliğimizi şifalandırmak istiyoruz ama biraz da karşı tarafı da anlamaya çalışıyoruz. Bunu neden yaptığını anlayabiliyoruz. Bazen art niyetli okumak gerekiyor arkadaşlar. Bu hayatta çoğu şeyi art niyetli okumak gerektiğini düşünüyorum. Kendimiz de art niyetli okumamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir noktada kendimize yalan söylemeyi bırakıp bunu neden yapıyorum, ben neden buradayım, bunu neden söylediğimi çözmek için önemli okunması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Var olmanın gücünü. Egonun çeşitlerinden bahsediyor. Bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizden bahsediyor. Yani kişisel gelişim kitaplarının en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi yaşamayı öğretiyorlar. Tabii ki de biz yaşayarak bunu öğrenebileceğimizi düşünüyoruz ama hazır birileri bize bir şeyleri verdiğinde de çok güzel yol gösterici olabiliyor. Birine bir şey söylediğinde ona dersin ki hani nasıl hissetti? Hani benim şu an samimi olmadığımı nasıl hissetti diye düşünebilirsin ama bizler işte görünmez bağlarla bağlı olduğumuz için ve egolarımızla birbirleriyle konuştukları için bu bilgiyi bilmediğin zaman hırçınlaşabiliyorsun ya da daha kötü cümleler kullanabiliyorsun. O samimiyetsizliğin karşıya nasıl geçtiğine dair bir fikrin olmuyor. Ama bunu bildiğinde gerçekten senin konuştuğunu, egonun değil de egonu susturup kendine konuşma fırsatı verdiğinde çok daha iyi ilişkiler kurabiliyorsun. Hayata dair daha verimli olabiliyorsun. Aydınlanıyorsun. Yani okurken ben çok fazla aydınlandım. Böyle her sayfada wow 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 olduğum yerler geçmişti. O yüzden büyük tavsiye ediyorum. Üçüncü kitabımı şu an gösteremiyorum. Çünkü üçüncü kitabım Don Miguel Reis'in 4 anlaşma kitabıydı. Ama bu 4 anlaşma kitabı arkadaşlar, bu kitabı hediye etmeyi çok sevdiğim, arkadaşlarımla paylaşmayı çok sevdiğim, dediğim gibi doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerde buluşması gerektiğini düşündüğüm için kitapların. Bu kitapta 4 anlaşmada benim için hem başucu kitabı hem de ihtiyacını hissettiğim arkadaşlarıma sürekli hediye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Dün yine aynısı oldu. Ben bu kitabı kütüphanemde olması için tekrar okumak için 2020 bitmeden tekrar bir şekilde bunlara göz atmak ve 2021'e hazır olabilmek açısından tekrar okumak istedim ve bu kitapları tekrar kütüphanemde bulundurmak için alışveriş yaptım. Ama dün yine o kitaba ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir arkadaşıma hediye ettim. Ben tekrar o kitaptan alacağım. 2-3 defa okumuştum bu kitabı tekrar okumak istediğim için. Zaten çok kısa bir kitap, bir günde bitecek bir kitap. Ama tekrar tekrar okunması gereken bir kitap olduğu için başucumdan eksik etmek istemiyorum. Evet, üçüncü bahsedeceğim kitap da 4 anlaşma arkadaşlar. İnsanın kendisiyle yaptığı 4 tane anlaşmadan bahseden bir kitap bu. Bu 4 anlaşma kitabını kime tavsiye ettiysem hepsi ilk olarak şunu yaptı. 4 anlaşmayı bir yere yazıp bunu telefonunun arka planına koydu ki sık sık bunu okuyayım ve hiç aklımdan çıkmasın istedi. Ben de aynı şekilde yapmıştım. 4 tane anlaşmayı tabii ki de kitapta çok daha detaylı bir şekilde okuyacaksınız. Genel olarak bahsetmem gerekirse sözcüklerin birebir insanların üzerinde anlaşma yapma özelliği var. Bizde bir illüzyona sahipler bu kelimeler. Hatta bu son zamanlarda numeroloji ile olan ilişkimi de biliyorsunuz zaten. Ağzımızdan çıkan şeylerin bir titreşimi de var. Yani bu sadece elle tutulabilir bir şey olmasına gerek yok arkadaşlar. Gerçekten eğer bilime inanıyorsanız kelimelerin de ağzımızdan çıkan titreşimlerin de dalgaların da bir etkisi olduğunu biliyorsunuzdur. Ben buna inanıyorum. Hepimiz hayatımızda görmüşüzdür. Kelimelerin bizim hayatımızdaki etkileri. Bir şeyi sen başarabilirsin dediklerinde onu başardığımızı, başaramazsın, sen bunu yapamazsın dediklerinde gerçekten yapamadığımızı görmüşüzdür. Bu sebeple kelimelerle kendimizi doğru şekilde yönlendirebileceğimizi çok iyi biliyoruz. Yani insanların her sabah ben çok ünlü olacağım yazdıktan sonra 10 yıl sonra bile çok ünlü olduklarını, çok zengin olacağım dediğinde çok zengin olabildiğini hepimiz bu başarı hikayelerini biliyoruzdur. Sadece bununla da kısıtlı değil. Gerçekten kelimelerle hepimiz bir anlaşma yapıyoruz. Sözcüklerimizi doğru seçmemiz çok önemli. Hatta benim bu konuda çok daha önemli gördüğüm bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bundan birkaç yıl evvel bir arkadaşım bir yazı atmıştı. Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Muhammed'in dua ederken kelimelerinizi doğru kullanın diye bir öğütünden bahsediyordu. Yıllar
yıllardır dualarımı bu şekilde yaparım. Benim de dualarımın kabul olduğunu daha önceden de size paylaşmıştım. Dualarımızı yaparken olumlu cümleler kullanmamız gerekiyor. Asla negatif şeyler kullanmamamız gerekiyor. Örneğin hiçbir zaman kardeşim arabayla çıkacağı zaman ona demem ki kazasız belasız git demem. Sağlıklı sıhhatle git derim. Çünkü kaza kelimesini, bela kelimesini kullanmaktan kaçınırım. Borçlarımı ödemeye yardım et demem yani. Allah'ım borçlarımı ödemeye yardım et demem. Allah'ım bana bolluk bereket ver diye dua ederim. Çünkü evet, borçlarımı ödemeye yardım et dediğimde borç istediğim iletiliyor. Bu sebeple bana daha çok borç geliyor. Allah'ım bana şifa ver demem. Çünkü benim şifaya ihtiyacım olduğu an, genellikle hasta olduğum an, o yüzden şifa istemek yerine her zaman sağlık ve sıhhat istiyorum. Ben bu kitabı okuduktan sonra Peygamber Efendimizin bu öğretisine denk gelmiştim. Gerçekten de yani her şey birbiriyle bağımlı olan öğretiler bunu. Birine çok iyi, birine tükaka demeye karşıyım. Doğru senteziyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci anlaşma ise arkadaşlar, hiçbir şeyi şahsi olarak algılamayın. Şu an bile beni izleyen sizler tarafından biri diyebilir ki çok mu uğraştım bu göz makyajıyla diyebilir. Oysa ki ben sizin için özenmişim, bunun için emek sarf etmişim, ama biri çıkıp diyebilir ki bu göz makyajıyla çok mu uğraştın, gözlerini çok çirkin göstermiş diyebilir. Bu kesinlikle benimle alakalı bir şey değil. Bu benim göz makyajımın çirkin olduğuyla alakalı bir şey değil. O insanın mutsuz olduğuyla alakalı bir şey. Belki kavga etmiştir, belki bir şeye morali bozulmuştur. Ama bu cümleyi o kullandı ve benimle alakalı değil. Benim bu yoruma moralimin bozulmaması gerekiyor. Ya tabii ki de ben bunları okudum. Kötü söz sahibinindir değil mi? Kötü söz sahibinindir gerçekten de. Ya ben tabii ki bunları söylediğim için, bunları okuduğum ve size aktardığım için, bunları tavsiye ettiğim için hepsini tamamen hayatımda uyguluyor diye bir şey düşünülsün istemiyorum. Çünkü insanız ve insan yapabildiğinin en iyisini yapmalı. Ben de buradaki öğrendiğim şeylerin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama her zaman da yeterli olmuyor tabii ki. Bunu yaptıkça, iradem bu konuda güçlendikçe artık bu konuya karşı toleransın çok fazla yükselmiş oluyor. Gibi gibi gibi. Kendimden örnek verdim birazcık ama hiçbir şeyi kişisel algılamayalım. Kitap da çok daha güzel anlatıyor. 3 varsayımlarda bulunma. Ben niye bütün kitabı anlatıyormuşum gibi oldum ama varsayımlarda bulunmuyoruz arkadaşlar. Varsayımlarda bulunmak. Bu verdiğim kitapların hepsi birbiriyle bağlantılı. Birazdan bahsedeceğim kitapta da bu çok önemli bir noktayı ifade edecek. Varsayımlarda bulunmak arkadaşlar hepimizi yanlış ilişkiler, zehirli ilişkilere sürüklüyor. Yalan söylenmesine itiyor. Ya da karşındakinin kendisini doğru bir şekilde ifade etmesine müsaade etmeden varsayımlarda bulunup problemleri daha da karmaşık hale getirebiliyoruz hayatın içerisinde. 4. anlaşmada ise elinden gelenin en iyisini yap. Yalnız elinden gelenin en iyisini yapmak demek mükemmeliyetçilikle karıştırılmaması gerekiyor. Mükemmeliyetçilik kesinlikle çok hastalıklı bir noktaya kadar gidebiliyor. Benim daha önceden yaptığım gibi. Mükemmeliyetçilik bir şeyin mükemmel olması da değil arkadaşlar. Bir şeyi mükemmel olmayacağını bildiği için hiç yapmamak. Hep ertelemek. Bu yüzden kendini her zaman suçlu hissetmek. Çünkü mükemmel olmasa da yapabilirsin aslında ama yapmıyorsun. Sen sadece bu kadar, bu bardak kadar kahve içebiliyorsan, yanındaki bu kadar kahve içebiliyor diye onunla kendini kıyaslama. Bunu bu kadar içebildiğin için kendine teşekkür et ve bunu sonsuz zevkle içmeyi deneyimle bence. Bu senin en mükemmel halindir zaten. Bu senin en iyi yapabildiğin halindir. Ama bunu yapmaya devam et. Bu kitabı birazcık fazla anlattım çünkü çok sevdiğim bir kitap. Sizinle paylaşmak istedim. Bu kitabı mutlaka ve mutlaka. Hiçbirini okumazsanız bu kitabı okuyun arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Gerçekten. Eyvallah. Evet, 4. kitabımız Şimdinin Gücü. Yine Eckhart Tolle'nin aslında 1. kitabı bu. Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücü 2. kitap. Ama ben size önce Var Olmanın Gücünü, sonra Şimdinin Gücünü okumanızı tavsiye ediyorum. Eckhart Tolle hiçbir inanç sistemini reddeden ya da hiçbirine bağımlı olmayan biri olmasına rağmen aslında benim kendi inanç sistemimi çok daha derinden anlamamı sağlayan kitaplardan bir tanesi. Şimdinin Gücünü yazmış bir yazar. Ben önyargısız bir şekilde okuyacaksınız bu kitapları, okumanızı tavsiye ediyorum. Bütün bahsettiğim kitaplarda aslında bir yaratıcının olduğunu size defalarca defalarca söylüyor. Bizim de öğretilerimiz öyle değil midir? Hepimiz Allah'ın nurundan meydana geldik. Bu yüzden hepimiz çok kıymetliyiz ve hepimiz birbirimize bağlıyız. Hiçbirimiz birbirimizden aslında farklı da değiliz. Hepimizin ihtiyaçları bu hayatta aynı. Hepimizin amaçları bu hayatta aynı. Aslında gerçeği çok da fazla uzakta aramamamız gerektiğini bize çok güzel ispat ediyor bu kitap. Şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle geçmiş korkularımız ve gelecek kaygılarımız had safhada. Bu sebeple anda kalabilmenin ne kadar zor olduğunu
Hepimiz gibi ben de biliyorum. Yani huzuru kaybetmiş gibiyiz. Bu huzuru kaybettiğimiz zamanlarda da işte kendimizi depresif modlara sokuyoruz. Her zaman olumsuzu çok daha kolay kabul ediyoruz. Aslında bunların hepsi bir illüzyon. Olumsuzu inanılmaz hızlı bir şekilde mıknatıs gibi çekiyor ve onunla birlikte bizi böyle prangalara vurulmuş gibi hani hapsetmiş oluyor. Hareket edemez hale geliyoruz. Aslında ne kadar aciz olduğumuzu, aynı zamanda ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Burada bahsedilen ego aslında var olmanın gücünde çok daha derin bahsedildiği için, daha derin açıklandığı için bu kitaptan önce var olmanın gücünü okumanızı tavsiye ettim. Gerçek mutluluğa erişmek için aslında bütün korkularımızdan sıyrılmamızı sağlayacak bir kitap olduğunu, ben kimim sorusunu, ben ne yapmak istiyorum sorularını kendimize sormamızı, bu kitap aslında size cevapları değil, daha çok kendinize soru sormanın cesaretini veren bir kitap. Zihnimizdeki düşünceleri susturup gerçekten kim olduğumuzu anlamamız için bize bir fırsat veriyor. Bizi bize anlatan bir kitap. Gerçekten dalga geçiyordu, hiç çekemeyecektim acaba ya. Kitapta ara ara size bazı pratikleri yapmanız gerektiğini söyleyip böyle 3 nokta bırakıp orada kitabı kapatıp biraz durmanızı tavsiye ediyor. Hepimiz düşünmenin aslında çok daha faydalı olduğunu iddia eder. Esas huzurlu anlarımız bütün düşünceler sustuğunda gerçekleşiyor. O huzurlu olma anını uzatmayı bize çok güzel öğretiyor bu kitap. 4. kitabımız da bu şekilde. Şimdinin gücü. 5. kitabım. Sınırlar. Bu kitabı bana sevgili kuzenim önermişti. Ne zaman evet ne zaman hayır diyeceğimizi bazen bilemiyoruz. Bu hayatımızdaki çoğu kaosun sebepleri de sınır problemleri. Bu sınırları doğru inşa edemediysek bunları yıkıp tekrar inşa etmemiz gerekiyor. Bu bizim normal ilişkilerimizde, anne babamızla ilişkilerimizde, kardeşlerimizle ilişkilerimizde, partnerimizle olan ilişkilerimizde de çok önemli. Örneğin yalan benim hayatta en nefret ettiğim şey. Bazen yalan söylemek zorunda kaldığımız durumlar yaşanabiliyor. Bunu yapmamamız gerekiyor değil mi normalde? Neden yapıyoruz? Çünkü sınırlar ortadan kalktığı için bu yalanı söylemek zorunda kalıyoruz. Eğer sen doğru sınırları, o sorunun sana sorulmayacağı bir zemini, sorunun sana sorulmayacağı bir sınırı çizersen sen de orada yalan söylemek zorunda kalmazsın. Evet, bir örnek verebilir miyim? Bir örnek ver. 13-14 yaşlarındaydım. Ben sigara içtiğimi anlamıştı. Bana demişti ki, dişlerin sararmış, sigara içmeye mi başladın demişti. Ben de hayır demiştim. Ama aslında sigara içiyordum. Oysa ki sana bu soruyu sormaması gerekiyordu, öyle bence mi? Bence sormaması gerekiyordu. Bize arkadaşlar hata yapma fırsatı da verilmiyor. Çünkü sınırlarımız o kadar ihlal edilmiş ki. Mustafa'nın sigara içmesi ailesinden başka birinin başarısızlığı olarak görülüyor. Oysa ki bu Mustafa'nın hayatı ve bu başarısızlığı kendi de deneyimleyebilir. İşte kısa vadede buradaki zararlarını gösterebilmesi belki Mustafa'nın bu alışkanlığından vazgeçmesini sağlayabilecek yetkiye bile sahip olabilirdi. Ama evet, bu şekilde yapılmadı. Suçlandı ve Mustafa suçluluk psikolojisini en tavanda hissetti. Ardından buna devam etti. Bu onun bağımlılığını da ortadan kaldıracak bir hale de dönüşmedi. Sınırları koymadan önce nasıl bir insanı uyardığımız, sınırları koyduktan sonra nasıl bir insanı nasıl uyardığımıza dair güzel karşılaştırmalı örneklerde bulunuyor. Aslında doğru iletişim sağlandığı zaman o sınır probleminin de ortadan kalktığını görüyoruz. Sınırlarımızı çizme konusunda eğer ciddi manada bunun da problemler yaşıyorsak gerçekten çok zor bir mevzu. Adım adım bunu geliştirmeyi öğrenebiliriz. Bu kitap da bunun için çok güzel bir rehber. Okuyup iyi anlayıp hayatımızda bunun pratiklerini yaparak kuvvetlendirebiliriz. Her şeyde olduğu gibi, alışkanlıklarımızda da olduğu gibi. Eğer sınır problemin var mı yok mu onu bile bilmiyorsan gerçekten bu kitabı okuyup buna bir cevap bulabilirsin. Her gün kavga ediyorsun biriyle ya da her gün sana arkadaşın, en samimi arkadaşın bile senin istemediğin şeyi söylüyor. Bunları ortadan kaldırmak istiyorsan bir de sınır probleminin var olup olmadığını kontrol ederek işin bir yerinden başlayabilirsin diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, tavsiye edeceğim kitaplar bu kadardı. Şu anda ben yine 4 Anlaşma'nın yazarından Don Miguel'in Ustaca Sevmek kitabını okuyacağım. Bu kitaplardan da tekrar okumak istediğim bölümler var. Onları okuyacağım. Benim sevgiyle alakalı biliyorsunuzdur. Instagram'dan da devamlı böyle dalga geçiyorum. Devamlı kendini sevmek problemi benim önüme geliyor. Neden ben bunu yapamıyorum? Kendini sevmek ne demek? Hadi artık bunu anlayayım falan diyorum. Bununla ilgili bir sürü şeyler okuyorum ama şimdi de bu kitaba başvurdum. Bu kitaplar arkadaşlar roman gibi okunacak kitaplar değil. Gerçekten üzerine oturulup düşünülecek. Düşünülecek ya da sorulacak başucu kitabı olduğunu düşünüyorum bunların. Benim bunları sindirmem gerçekten 3-4 yılımı aldı. Hatta hepsini de sindirebilmiş değilim. Hayatımda tamamen uygulayabilmiş değilim. Hala hepsiyle
ilgili pratik yapmaya çalışıyorum. Şu anda zaten birkaç gündür bu kitabı tekrar okuyorum. Çoğu kitabı da bu arada birkaç kere okumuşumdur. Eğer hepsini bir anda okuyup kenara atarsanız gerçekten Netflix'te bir film ya da bir diziyi bir günde bitirmişsiniz gibi hiçbir etkisi olmadan sadece ham maliyetini yapmış olacaksınız. İçinden sadece bir öğretiyi bile hayatınıza geçirebilseniz gerçekten bu sizin hayatınızda çok fazla şey değiştirecektir. Kendinizi yapabildiğinizin en iyisi yapmaya motive edin. Bir tanesini bile yapmanız yeterli. Belki de ihtiyaç duyduğunuz şey bu kitapların içinde bir yerlerde gizlidir. Belki o sizi bulur ve siz o konuda farkındalığınız artar, aydınlanırsınız. Hayatınızla ilgili çözülmeyen şeyleri çözersiniz. Dediğim gibi bu kitaplar böyle çerez gibi okulup atacak kitaplar değil. Altı çizilerek üzerine pratikler yapılarak okunması gereken kitaplar. Buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim tavsiyelerim bu kadardı. Haddime değil. Eğer içinde okuduklarınız varsa aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Beraber yorumlarda konuşalım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.